Evet, bültenimizin sonuna yaklaştığımızı anlamışsınızdır. Yemeklere geldik. Kumru. İzmirliler için bir kuş türünden fazlası tabii ki. 150 yıldır İzmir'de üretilen ve her gün sevilerek tüketilen kumru sandviçi coğrafi işaret olarak tescil edildi. Böylece, özür dilerim, tescil edildi. Böylece kentin adıyla özdeşleşen lezzetlerden biri daha böylece koruma altına alındı. Gevrek ve boyozla birlikte İzmir'in geleneksel lezzetlerinden biri de kumru. İzmir'in 150 yıllık geleneği İzmir kumrusu da şambali ve lokmanın ardından coğrafi işaret tescili aldı. Bu demektir ki bundan böyle İzmir kumrusu Türkiye'nin her yerinde aynı lezzette olacak. Sıkıyorum yani haftada mutlaka bir kere oluyor. Zıpla 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 zıpla. Sıcağı da var, soğuğu da. Bol susamlı ekmeğinin arasına konan kaşar, salam, sucukla yapılan ve kömürde pişen sıcak sandviç daha çok öğlen ve akşam tüketiliyor. Bu bizim bildiğimiz çocukluğumuzda yediğimiz kumru değil. Biz çocukluğumuzda böyle gene ekmeği aynı ama içinde peynir, domates, biber vardı. Yıllar geçtikçe değişti, şimdi et ürünleri koyuldu içine. Böyle de güzel. Hem tescillenmesi artık hani bir standart oturmuş olması güzel. Domates ve peynirli olan soğuğu da sabahları tercih ediliyor. İzmir kumrusunun farkı ekmeğinde. Tescillenmesi çok güzel oldu. Çünkü artık nohut mayasından yapılan, pekmeze batırılmış, üzeri susamla süslenmiş ekmeğimiz bir ünvana kavuşmuş oldu ve tescillenmiş oldu ve standartlara uygun hale getirildi. Nohut mayası hem sindirimi kolaydır. Kumru için İzmir Ticaret Odası tarafından 2014 yılında yapılan coğrafi işaret tescil başvurusu kabul edildi. İzmir kumrusu sadece belirlenen şartlara uygun üretim yapan yerlerde kullanılabilecek.